söyleyen Esma radıyallahu anh'a. Peygamber Efendimizin hicret ettiği anlaşılınca ilk defa kimin evine geliniyor? Ebu Bekir'in evine. Kapıyı kim açıyor? Esma radıyallahu anh'a. Gelen grubun başında Ebu Cehil var. Ebu Cehil çok iri yarı birisidir. Oldukça da kaba birisidir. Saldırgan yaptı birisidir. Baban nerede diye soruyor. Şu anda nerede olduklarını bilmiyorum diye cevap veriyor. Bunun üzerine Esma'ya öyle bir tokat vuruyor ki kitaplarımız kulağındaki tüfenin fırladığını, duvar çarparak yere düştüğünü, kendisinin yere yığıldığını nakleder. Ama hane içerisine düşmüştür. Hane içerisine dediğim gibi giriş yoktur. Son derece ağır sayılır bu. Gitsin geri dönmüşler, Peygamber Efendimiz'i aramaya başlamışlardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mağaradayken Esma radıyallahu anh'a onlara yiyecek hazırlamanın peşindedir. Yiyecekleri bir araya topluyor, çıkınlara dolduruyor, her bir torbanın ağzını bağlıyor. Bir noktada bal bulamıyor, hani hepimizin başına gelir ya. Tereddüt etmeden bir de ara bağına ihtiyaç var, belindeki saf ipekten kuşağını çıkarıyor, ikiye bölüyor. Bir bölümüyle bağsız kalan torbaları bağlıyor, diğer bölümüyle su kırması var, yolcunun su ihtiyacını sıcak iklimde düşünürüz ve yiyecek ihtiyacı var. İkisinin arasına ara bağı omuzunda kesmemesi lazım, ara bağı yapıyor. Ve bu yükünü alarak geliyor, Cebel-i Tevre tırmanıyor ve Peygamber Efendimiz'e bu yükü teslim ediyor. Babası da yükü teslim ediyor. Peygamber Efendimiz onun ipek kuşağına kıydığını görünce kendisini ne diye adlandırıyor, lakaplandırıyor? Zatun nitaqayn diye. Zatun nitaqayn çifte kuşaklı denir. Bu validemiz Esma radıyallahu anh'a çok uzun ömürlü olmuştur ve bir ömür boyu şerefle bu lakabı taşınmıştır. Bununla anılmaktan da hoşlanmıştır. Şimdi bir şey daha ilave etmek istiyorum yine Amir İbn-i Feyre gibi. Daha sonra elindeki küçük Abdullah ve geri kalan Ayşe validemiz ailenin geri kalanıyla beraber bu aile Peygamber Efendimiz'den sonra hicretinden sonra mağaradan ayrıldıktan sonra yola çıkmış, varmış ve Peygamber Efendimiz Kuba'dayken Peygamber Efendimiz'e yetişmişlerdir. Bunu şunun için söyledim. Esma radıyallahu anh'a o yıllarda yaklaşık bir yıllık taze gelebilir. Peygamber Efendimiz'in halası olan Safiye'nin gelinidir. Peygamber Efendimiz'in halasının oğlu olan Zübeyir hanımıdır. Kuba'dayken doğum sancısı tutmuş, hicretin ilk çocuğu olan Abdullah İbni Zübeyir'i dünyaya getirmiştir. Kendisini çabuk toplamış, yavrusunu yıkamış, kurtaklamış ve götürerek misafirleriyle konuşan Allah Resulü'nün kucağına koymuştur. Peygamber Efendimiz bu sevimli, bu nur topu gibi yavruyu, bu hicretin ilk çiçeğini, baharın yeni tomurcuğunun müjdesini görünce sevinmiş ve tekbir getirmiştir. Onun doğum haberini alan bütün müminler tekbir getirmişlerdir. Allah Resulü bir hurma istemiş, hurmayı ağzında yumuşatmış, yumuşayan hurmayı yavrunun ağzına vermiş, yavrunun ilk emdiği ve boğazına giden gıda Resulullah'ın yumuşattığı bu hurma olmuştur. Buna İslam'da tahnik denilir. Zaman zaman Allah Resulü bunu yeni dünyaya gelen yavrulara yapmıştır. Bunun için anlattım. Şunun için. Esma radıyallahu anh'a sırtında yükünü taşır. Mekke ile Cebel-i Tevr arasındaki yamaçları geçerken
Bu arada yaklaşık 5-6 kilometrelik mesafe var, düz yol değil. Bugün Cebel-i Tevr ile Kabe arasında dağın altından geçen tünelin uzunluğu 3600 metredir. Sonraki yollarda ilave ederseniz 5-6 kilometreyi bulur. O gün tünel yok. Saf dağları aşmıştır. Cebel-i Tevr'in dibinden tepesine iyi bir yürüyüşle tırmanış 1,5 saattir. Bu dağa tırmanmış ve yükünü babası Allah Resulü'ne teslim etmiştir. Buradan biz anlıyoruz ki o günlerde Esma radıyallahu anha sadece sırtındaki yükünü taşımamış, su kırbasını taşımamış, karnındaki yavrusunu da 8-9 aylık olarak bu dağa taşımış, hicret yollarını bu yavruyla beraber atmıştır. İmrenilecek bir insan arıyorsanız, imrenilecek bir doyun arıyorsanız, imrenilecek bir kadın arıyorsanız, işte Esma radıyallahu anh'a gerçekten imrenmeye değer bir insandır. Bugün ciğeri 5 para etmezlere, bizim insanımızın tırnağı etmeyecek reziklere imrenir hale geldik. Onlar örnek gösterdiğin oldu. İmrenecek insan arıyorsanız, işte size Esma radıyallahu anh'a, o imrenmeye değer bir insandır. Hayırla yad ediyoruz, hicretin ilk çocuğunu da sevgiyle karşılıyoruz.